Abi Zeynep Karadeniz. Efendim şimdi nereye geldik? Biz Antalya'daydık Selçuk kardeşimle. Antalya'dan çıktık. Yolda giderken dedik ki Seydi Kemer'e gidelim. Seydi Kemer'de alabalık avlayalım. Ben hiç hayatımda alabalık yakalamadığım için Derya Bey de sağ olsun kırmadı beni. Gel de seni bir alabalık avına götüreyim. Bakalım yakalayabilecek miyim? Çok aceliyim. Hep tuzlu suda, boğazda avlandım ağırlıklı. Marmara sahilinde, ara sıra tekneyle. Şimdi garanti olsun diye Selçuk'u öyle bir yere getirdik ki yakalamamasına imkan yok. Tamam, bak iyi, en başından söylüyorum, daha bak oltaları bağlıyoruz. %100 değil bakın, %1 milyon yakalayacak. Bu kadar iddialı. İnşallah bakalım, ben alabalık acemiyim, tutarsam çok sevineceğim. Bu da Berkant'a Berkant da seyretsin. Seyretsin. Burada ne yazıyor? Balık dedektifi. Tabii biz onunla iddialaşamayız. Dedektif biliyordur yerini, getirmiştir yani. Eyvallah. Boşuna dedektif demiyoruz. İyi hadi bakalım. Hadi. Rast gelsin. Teşekkür ederim. Hadi. Tabii av yapacağız ama yapacağımız avlar bu hani çok böyle pahalı olmayan MAPS'lerle avlar yapacağız. Değil mi? O MAPS'lerimizi de gösterelim. Şöyle MAPS'ler bakın. Şu bildiğiniz ya basit 20 lira, 12 lira o aralardaki MAPS'ler var. Bunları getireceğiz, böyle takacağız. Hemen bak bunu takacağım buraya. Gördüğünüz gibi. Şöyle taktım. Evet. Şimdi mikrofonu hemen şuraya teslim ediyorum. Şuraya. Gördüğünüz gibi. Ben şimdi buradan el atışımı yapacağım. El atışımızı nereye yapalım? Şuraya yapalım. Ha şuraya yapalım. Hadi gel. Hadi. Plastikini bırakıyorum. Evet gelin bak şimdi biraz daha garanti olan bir yere gideceğiz. Bu böyle ufak. Ufağı ne yapıyoruz? Hemen tutuyoruz. Şöyle ufakları alıyoruz. Hemen tutup tekrar geri salıyoruz. Ama çek çek çek. Çek bırakma onu. Şimdi vuracak sana gelecek. Dipte tut olduğunu abi. Ha, suda tut. Kapat sar. Yavaş yavaş. Hoppa geldi bak. Bak yine geldi. Bu fena değil, porsiyonlu değil mi? Güzel. Şey yetişemiyor. O köşe biriktirme köşesi olsun. Gördüğünüz gibi harika. Gökkuşağı alabalık. Hiç önemli. Şimdi acele etmeyin. Kahve de yaparız.
kadar iğneyi atlamış cesaretle. Hemen bırakıyoruz. Küçük balık yaşasın. Görüyorsunuz değil mi? Renklerin güzelliğine bir bakın ya. Harika harika vallahi. Süper. Çok güzel geliyor. Başkanlı tut, bırak, tut, ye. Hangisi bu Derya Bey? Bu tut, ye. Ye. Dedektifinde. Harika harika. Porsiyonluk. Ayyo. Sıkı tut. Kaçırma. Kaçırma. Sıkı tut. Parmağını solungaçına sok. Parmağını solungaçına sok. Parmağını solungaçına sok. Kaçar yine. Ben onu nasıl tutacağım? Atma, atma. Atma, bırak bana. Bir dakika, tut, bırakma, bırakma, bırakma. Bak şu solungaça parmağını soktun mu? Tamam mı? Olay biter. Aynı zamanda ben inip alacağım onu. Dur. Sen abi, şunu dur. Bırak, bırak onu gel ya. Oğlum gidecek lan. Lan tut şunu. Şunu tut ben ineyim aşağıya. Sen tutma. Anca böyle taşıyorum. İnanılmaz bir bakalım. Ölçeceğiz sonra. Bak bak şuraya bak. Bak.
Efendim, bir avımızın sonuna geldik. Sonuna geldiğimizde de şöyle yerde de var biliyorsunuz. Şöyle. Bu bakmayın, bu alttakiler de çok iri ama hani bu şimdi onun yanında hepsi başka kalıyor. Ne diyorsun Selçuk? Derya'cığım, tebrik ediyorum. Yani alabalık gökkuşağı avı dedin. Mükemmel bir yere getirdin. İnsanlar, bilmeyen insanlar kolay zannedebilir ama çok zor, gerçekten zor. Kayaların üzerinde gidip tehlikeli. O betonlarda değil mi? Betonlarda çalıştık tabii. Gökkuşu kullanmak da çok zor. Tebrik ediyorum. Çok kuran rekorunu kırmışsın. Güzel, ne diyorsun? Ben bu tesiste çalışmaktayım. Gecelik istiyorum. Ama gel gelelim böyle güzel, böyle büyük bir balık görmedim. Sizi cani yorumdan tebrik ediyorum, kutluyorum. Ne güzel yani. Sağ ol kardeşim. Şimdi ben de buradan ben de İlker kardeşime bize bu olanağı tanıdığı için teşekkür ediyorum. Efendim, şimdi buradan doğruca Dalyan'a gidiyoruz. Dalyan avımızda değil mi? Dalyan'da bakalım neler yapacak. Levreklerin kralı. Ooo, neler var, granyozlar var. Kropa alacak mısınlar yani? Vallahi bilmiyorum, bu nasip kısmet işi biliyorsun. Burada da böyle, bunlar da aslında küçük değil biliyorsun ama. Arif Yalılı. Evet, şimdi Arif abi bizi bekliyormuş. Arif Başkan, Arif Yalılı. Hemen Dalyan Kop'un biliyorsunuz. Aynen, süratle hemen yanına gidiyoruz. Arif Başkan bizi bekler. Başkanım, yardım edeyim mi? Yardımlık var ya burada. Var mı bir 20 kilosu tanesi? Biri 15, biri 14. Bu vaziyette kaçak ağaçların yakalandığı bu vaziyette gidip bunları mı topladınız? Nasıl oldu? Her gece gölde 15-20 tane görevli arkadaşlarımız var. Sabaha kadar dolaşıyor. İşte millete kaçak avlamaya gidiyor. Biz de onlarla uğraşıyoruz. Bizim en büyük sıkıntımız yasal yolculuklar. Türkiye'nin en büyük kooperatifindeyiz. Hiçbir yaptırımcımız yok. Gece belli saatlerde kaçakçının saatin var. 1, 2, 3, 4, 5 kaçakçıyı yakalıyorsun. Onu yerinde tutmak için farklı sistemler uygulamak lazım. Onu da yapmak mümkün değil. Sonra o şikayet eder seni, bir de seni hırsız durumuna düşürür. Haklıyken haksız durumuna düşürür. Gecenin o saatlerinde hiçbir görevli, resmi görevli yerinden kalır da gölün ortasına getirmek mümkün değil. Bizim aslında ilgililerden de biz Tarım Bakanlığı, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'ne bağlıyız. Bu kooperatif, böyle, en azından böyle kooperatiflere yaptığım gücü vermeler lazım. Eğer bu yasal düzenlemeyi yapmazlarsa... Ama yapıyorlar zannedersen. Bakın, bu yasal düzenleme yapılmazsa bu ülkede hiçbir kooperatif ayakta kalmaz. Şimdiden bunu belirtmek istiyorum. Peki efendim, bu şimdi... Bu dün akşam yakalanan değil mi bunlar? Bu gece, her gece. Bir posta değil bu. Bir parti, iki parti. Çok tamamlana kadar ayrı bölgelerden. Pazara çıkıyor. Pazara sunuyoruz. Hayır, yok burada. Sadece yumurtası alıp bunu mumlu olarak ayırıyoruz. Kalan balığı da
pazara sunuyoruz. Nereye gidiyoruz? Kendi satış şubelerimiz var. Dalyan, Ortaca, Köyüncük, Toparlar, o bölgelerde geç şubelerimiz var. Neymiş arkadaşlar? Gelin. Buyurun. Güzelliklere bak abi ya. Aman abi. İstiyorum. Tamam. Hepsi canlı ağaç. Canlı ağaç. Şöyle. Bunların özelliği nedir Darya'nın? Bunların özelliği mavi oluyor. Mavi yengeç bu. Şöyle taşıyamadık. Kırmızı oluyor. Türkiye'deki değişik bölgelerde mavi yengeç var. Evet. İsim olarak zikretmeyeyim ama en mükemmeli yengeç yemesini bilenlerin, gelen misafirlerin tercih ettiği yengeç Darya'nın yengeci. Buranın yengeci mavi. Ayrıca şunu da belirteyim. Buradaki kadar ucuz hiçbir yerde yengeç yiyemezsiniz. Evet, aynen öyle. Değil mi? Aynen öyle, tabii. Şunu tutsam, dikkat edin. Orada mı tutacağız? İşte burada. Şuradan. Böyle değil. Oradan da tutturuyor ya. Şöyle ilk ucundan buradan tutabilirsiniz. Yok, şöyle ben alayım mı? Yok. İki taraf, iki ayağına bir. Şu yere ben onu ben alayım. Evet, iki ayağına. Böyle tutabilirsin işte. Evet. Mavi yengeç. Ya da şöyle çok tutuyorsun. Çok da kaslı gerçekten. Şunu bırak. Evet, bırakıyorum, ısırmasın. Böyle, burada da tutabiliyorsun. Yani sen bütün noktalar... Aynen, şöyle. Bak böyle, aynısını yapıştırdık. Usta. Ustası sağ aktar. Bunun pişirilmesi nasıl oluyor başkanım? Nasıl? Biraz sonra göreceksin onu da. Temizlenir mi? Çok güzel. O. Bu da çok faydalı. Özellikle kırı olanlar, mesela ayak kırı vesaire kemik rahatsızlığı olanlar için bunu mesela anlatıyorlar. 6 ayda iyileşecek hasta 1 ay gibi bir sürede mavi yengeç tüketerek iyileşecek. Bakalım ama kırılıp evet. Kırılıp. Defne yapraklarıyla birlikte. Aman ya Rabbim ya. Güzelliğe bak. Nereden nereye geldik? Nereye gidiyoruz? Ava gidiyoruz. Kimler var? Yılmaz İncu var. Ondan sonra Selçuk Gözet var. Hep birlikte önce bir balık avlayalım. Bakalım neler olacak. Beklentin nedir Selçuk Gözet? Derya'cığım, senin götürdüğün her yerde çok güzel sonuçlar alınıyor. Vakiti biraz geçirdik. Ama yine de sizin gibi değerli usta insanlarla birlikte balık alacağımızı, levrek alacağımızı özellikle bekliyorum. Evet, levrek bu ara levreye takmış vaziyette Yılmaz İncu. Bakalım burada da levrekte neler yapacak, neler göreceğiz. Abi levrek her atçekçinin, her balıkçının rüyasıdır. Yani levrek avı atçekçiler için ayrı bir yer teşkil eder. Benim için de her zaman öncelik levrek avı. Şimdi gideceğimiz yerde de şöyle bir şey olacak. Ben şöyle hissediyorum kendimi. Şekerci dükkanındaki bir çocuk gibi hissediyorum abi. Evet. Çünkü şimdi özel izinler aldık efendim burada biz bu avlar için. Buranın burada av yapmak yasak. Bu bölgede çünkü bir kooperatif var. O kooperatif buranın işletmesini almış. O yüzden de bizlere özel bir izin verdiler. Sağ olsun buradan Arif Başkan'a, Arif Yalılı'ya. Böyle bir imkanı bize sunduğu için de ayrıca teşekkür ederiz. Bizi bekliyor. Heyecanlıyım inanılmaz bak, derece. Bak yeferlere şeker. Bak yeferlere aynen, bak. Aynen şu oynaklara bak. Bakar mısın? Yefer onların her biri. Yavru keferler. Harika şuraya bakar mısın? Bence dünyanın ya en güzel yeri. Burada av yapacağız. Yani. Arkadaşlar ne şeker dükkanındaki çocuk gibi inanılmaz derecede heyecanlıyım. Özel izinle. Çok güzel bir yerde av yapacağız. Yeferlere bak, yeferlere bak. Aynen, şu oynaklara bakar mısın? Yefer onların her biri. Yavru keferler.
kolay olur. Tekne üzerinden atma etmesi daha kolay olur. Bir de hafif ağırlıklarla avlanacağım için. Tahminim her attığımızda balık tek olacağız. Ben de RF'yle avlanacağım abi. Spin de aldım yani. İki takım yeter. Yedek. Ben de RF'yle avlanacağım. Rahat. Açmadım. Geliyor. Çok güzel. Parladı geliyor. Aynen. Daha minik kilo civarı bir devrek abi. Oo güzel. Giri giri güzel. Evet güzel. Su üstü mü attın Yılmaz? Yok, silikonla avlanıyorum abi. Kepçemiz yok herhalde. Yok. Kepçe yok değil mi kaptan? Yok tabii. Ben şuradan alıvereyim. Alayım ben. Tut. Ben de göreyim. İp tartmaz abi. Tamam. İp tartmaz abi. İpim ince. Abi ip tartmaz değil. Şeyden gibi. Şey duruyormuş. Tek iğne var ya o yüzden. Ha. Önemli değil de. Nasip değilmiş. Gelir o yine. Denk gelir daha. Kaçırdım. Kaçıran da benim. O kaçırmadı, ben kaçırdım. Neyse, hadi bakalım, rast gelsin. Bunu tartarız zaten küçük. Oh. Abi onların da öyle bir sorunu var demek ki. Abi normalde yok ya. Var abi, görmedim ben. Abi. İkidir aynı şey ağzından çıkıyor. Yok abi, normalde yok. Olmuyor yani. İlk vuran daha büyük ya. Çok büyük bir balık değil kardeşim. Rahat rahat alırım diyorsun. Yani alırız onu. Kaçırmayız bu sefer. Alırız, salarız. İşimizi sağlam alalım. Evet. Elimizi gariple tutalım. Elimizi iğneye falan takmayalım abi. Evet. Şöyle küçük bir levrekçik. Küçük bir levrekçik kardeşim. Hemen tabii ki onu salacağız. Nazikçe iğnelerini çıkarıp hemen suya iade. Bu tür aparatların en büyük faydası bu arkadaşlar. İğnenin elinize geçmesini önler. Hemen yaşam alanına iade ediyoruz. Çok küçük bir boy zaten. Hadi bakalım güle güle. Çok güzel. Yatmış buraya balık ya. İki tane var. İki tane var. Kaldır abi, kaldır kaldır. İkili. Üç. Üç tane. Vay vay. Ne yaptın abi? 3 tane be. Maşallah. Ulan yine bir rekor daha be. Kendi rekorumu egale ettim be. 3 tane. Valla bu ne ya? Helal olsun. Çok iyi abi, çok iyi. Valla. Şimdi bunları tekrar salalım. Arıza vermeden. Çok güzel abi, helal. Bu bir. Hemen salalım. Bu iki. Bu iki. Bu da gider. Malkoçoğlu gibi bir kılıç atıyor. Bu da üç.
yapıyorum. Malkoçoğlu derya yol yapar. Vallahi. Bir kılıçta 3 tane adam indiriyor. Baba Adana işi, Adana işi, başka tanımıyorum. Helal olsun abi. Bu abi, olay bu. Abi içeriye at içeriye. Bak olay bu. Şu tüyler 3 tane, yine devam. Çok güzel, hadi bakalım. Harika. Maşallah. Gomez affetmez. İşte bu be. Espetit görüyor musun? Valla bravo be. Yakışır be. Riyacım. Neyse be kardeşim. Aman ellere dikkat. Harika, tebrik ederim. Bravo. Çok güzel. Harika. Gel al balığını. Hah. Şimdi fotoğrafını da çekelim. Her şeyini de çekelim. Bravo be. Oh be abi, içime su serptin be. Hey yavrum be. Çok güzel bir yere vallahi getirdi. Billahi ya. Şahane bir balık. Su üstüyle aldık. Harika. Tüm harika arkadaşlara. O gün nerede? Şu mu? Şununla mı aldın? Evet. Bak abi bak şundan ha. Evet, su üstü. Harika valla. Maşallah. Süper. Onu suya bırak. Ya, yok yok bırak bu. O bırakılır mı? Abi de bıraktık bıraktık. Yeter, o bırakılmaz. At içi. Ama orada şey. Bedava oluyor abi. Güneşten. Bandanayı al. Şu o rahat rahat tuttuğunuz bandana var ya. Şeyin motorun yana giderse öyle bir şey olur. Sen bir bak. Bandanalar da çok iyiymiş. Evet. Görüyorsun o bandana ne işlere yarıyor. Bak o bandana ne işlere yarıyor. Balığı tutuyorsun. Her şeyi yakalıyorsun. Güneşten koruyor. Soğuktan koruyor. Sıcaktan koruyor. Bandana. İnanılmaz güzel bir bandana o. Bizim şeyin balık dedektifinin. Onları takıyorum böyle misafirlerimize veriyoruz. Aldım. Geldi. Geldi. Levrekçiler. Gel kardeşim, gel. Hemen. Küçük, ama küçük bir şey. Küçük. Olsun. Olsun olsun. Hoppa. Salarız. Hemen hiç hatta salalım değil abi. Bir dakika abi, bir dakika. Evet. Bizim şu meşhur bandana ile alalım onu böyle. Elimize kolumuza batmasın abi. Bu arada çok güzel abi bandana. Bakayım harika abi, değil mi? Dizayni falan harika olmuş. Evet sağ olasın. Evet. At abi gitsin. Şöyle gördüğünüz gibi. Bak. Ne yapıyoruz? Öpüyoruz. Öpüyor e. Suya salıyor oraya. Suya salıyor oraya. Sanki atladı gene değil mi? Ben mi yanlış gördüm? İyi oldu, iyi oldu. Bozma. Ama yapınca sen bu aksiyonu bozmadan devam edeceksin abi. Hey maşallah, maşallah. Şu kamışa denk geldi. Ufak değil mi? Ufak abi. Direkt suya. Hemen direkt salacağız. Bugün saldığımız balıklar herhalde bir de kaçırdıklarımızla beraber bir 6 tane falan var. Büyüsünler geriye gelsinler abi. Aynen. Bundan 7 oluyor. Ne yapıyoruz? Öp bakayım. Öpüyoruz. Öp öp öp. Yalandan öp. Öp öp göreyim. Bravo abi sağ ol. Elimi de sildin üstüne. Göster bu. Bak bak bak. Aksiyona bak. Güzel güzel. Derya'cığım bunu sana armağan ediyorum. Çok mersin. Bunu nasıl açıyoruz? LRF ile aldık. LRF disipliniyle. Bunu nasıl açıyoruz? Light Rack Fishing dediğimiz disiplin. Hop. Buyurun. Yengeç almış.
Mavi yengeç de yakaladık.